Herkese merhaba. Şu anda elimde Turkcell Maxi Pro 5 var. Turkcell Maxi Pro 5, Turkcell'in kurumsal kullanıcıları yani bir akıllı telefonu, Android ile çalışıyor. Turkcell Maxi Pro 5'ten kısa bir süre önce de Turkcell Maxi Plus 5'in lansmanı yapılmıştı. Böylelikle Turkcell'in hem kurumsal hem de bireysel kullanıcı kitlesini hedefleyen iki telefonu olmuş oldu. Aslına bakarsanız Turkcell Maxi Pro 5 sadece kurumsal kullanıcıların değil, bireysel kullanıcıların da rahatlıkla tercih edebileceği bir telefon. Tabii ki kurumsal telefon olarak lanse edilmenin bir takım getirileri var, bir takım kurumsal uygulamalar var. Onları da birazdan deneyeceğiz videoda. Turkcell Maxi Pro 5 Huawei tarafından üretilmiş olan bir telefon. Huawei Honor olarak adlandırılan baz modelin biraz daha değiştirilmiş bir versiyonu niteliğini taşıyor. Telefonda 480x854 piksel çözünürlüklü 4 inçlik bir ekran bulunmakta. Telefon Gingerbread ile birlikte gelmişti. Bu nedenle görmüş olduğunuz gibi navigasyon tuşları, fiziksel navigasyon tuşları bulunmakta. Ancak telefon Ice Cream Sandwich ile çalışmakta. Turkcell'in bir takım özelleştirmelerini, uygulamalarını barındırmak üzerinde. Telefonda da 1.4 GHz'lik Cortex A8 tabanlı bir Qualcomm Snapdragon işlemci var. MSM 8255T işlemci var. 512 MB RAM var. Bunun yanı sıra cihazda 1 GB'lık depolama alanı var. Bunun yanı sıra 4 GB'lık bir kart da yüklü gelmekte telefonda. 32 GB'a kadar destekliyor o microSD kart yuvası. Görmüş olduğunuz gibi plastikten yapılmış bir telefon. Pürüzsüz parlak bir plastikten yapılmış. Arka kapak çıkabiliyor. Oldukça elle rahat oturan, elle rahatlıkla kavrayabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir telefon olduğunu söyleyebiliriz Turkcell Maxi Pro 5'in. Turkcell Maxi Pro 5'in giriş sayfası, giriş ekranı 5 farklı sayfadan oluşmakta. Bu 5 farklı sayfayı çeşitli bileşenlerle doldurmak mümkün. Görmüş olduğunuz gibi Ice Cream Sandwich'in uygulama menüsü korunmuş, pek fazla değişiklik gözükmemekte. Bileşenlerde, widgetlerde ayrı bir bölmede buradan istediğiniz widget'ı sürükleyip istediğiniz ana ekrana bırakabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Buradan da şunu seçelim, bu şekilde erişebilirlik ayarları sağlanmış olsun. Her neyse devam edelim. Altta bir hızlı başlat çubuğu dikkat çekiyor. Burada uygulama menüsü, mesajlar ve telefon özelliklerine erişim söz konusu. Uygulama menüsüne tekrar giriş yaptığımızda görüyoruz ki bir sürü Turkcell uygulaması, birçok Turkcell uygulaması cihazda yüklü gelmekte. T-Market var, uygulama indirebileceğiniz. Tabii ki Google Play Store'da bulunmakta. Telefon yöneticisi, yedekleme, video, müzik ve Turkcell TV uygulamaları bulunmakta. Bunun yanı sıra ilerlediğimizde yine Google'ın da uygulamalarının yer aldığını görmekteyiz. Yine Play Store'dan indirdiğimiz uygulamalar var. Bu şekilde uygulama açısından, uygulama zenginliği açısından Turkcell Maxi Pro 5'in iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Turkcell Maxi Pro 5'te, Turkcell Maxi Plus 5'te olduğu gibi uygulama paketleri uygulaması da var. Buradan da bu uygulama hem cihaz ilk kez kurulurken çalışıyor hem de daha sonra çalıştırabiliyorsunuz. Farklı kategoriler var. Bu farklı kategorilerden dilediğinizi seçip o kategori altında bulunan uygulama paketini cihazınıza kurabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Turkcell Maxi Pro 5'e baktığımızda çeşitli iş uygulamalarının yüklü geldiğini görüyoruz. Mesela LinkedIn uygulaması varsayılan da yüklü gelmekte. Bunun yanı sıra yine Documents to Go uygulaması var. Ofis uygulaması. Bunun yanı sıra İş Bankası'nın İşCep adlı uygulaması, borsa uygulaması da cihazda yüklü geliyor. Yine bu şekilde iş uygulamaları mevcut. Ancak iş uygulamaları arasında en dikkat çekici olanı hiç şüphesiz İşim Özelim. İşim Özelim ne yapıyor? İşim Özelim Maxi Pro 5'i hem işte hem de özel hayatınızda iki alan birbirine karışmayacak şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. İşinizdeki e-postanızı ayrı bir profilde, normal kişisel e-postanızı ayrı profilde tutabiliyorsunuz. Özel profil, kişisel profil, az önce göstermiş olduğum arayüz, işin profili ise görmüş olduğunuz güvenlik prosedürü üzerinden ulaşılıyor. Hemen şifremizi girelim. Dilerseniz işim özelim tarafına, işim profiline, iş profiline görmüş olduğunuz gibi bir şifreyle erişebiliyorsunuz. Ya da bir ekran deseni yaratıp o deseni ekran üzerinde çizerek gerçekleştiriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şimdi karşımıza iş profili geliyor. Evet, iş profili de aslında kişisel profilde olduğu gibi benzer şekilde yine sayfalar var. Buraya çeşitli bileşenler eklenebiliyor. Altta yine uygulama menüsü, mesajlaşma ve telefon özelliklerine erişim sağlayan bir çubuk var. Ancak uygulama
zenginliğinin düşük olduğunu görüyoruz burada. Temel uygulamalar var, iş listesi var. Bunun yanı sıra seçenekler menüsünü görüyoruz. Telefon var, internet tarayıcısı var. Zaman kartı bu iş profilinin hangi zaman aralıklarında aktif olacağını belirlemenize olanak sağlıyor. İster mesai saatlerinde, ister haftanın tüm günlerini aktifleştirebilirsiniz. Bu şekilde profiller oluşturabilirsiniz. Tekrar devam edelim. Takvim var, e-posta uygulaması var. Bu şekilde işe özel, iş odaklı uygulamalar işim tarafında yer alıyor. Bu sayede iş telefonunuzu dediğiniz gibi güvenli şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii şu an için iş profilinin biraz zayıf kaldığını söylemek gerek. Umarız Turkcell ilerleyen zamanlarda bu alanı biraz daha zenginleştirir. Bu alan özel daha fazla uygulama, kurumsal uygulama sunulur Maxi Pro 5'te veya ileride çıkacak Maxi Pro telefonlarda. Görmüş olduğunuz bildirim çubuğunda kişisel profile geç şeklinde bir seçenek var. Buna dokunduğum zaman görmüş olduğunuz gibi doğrudan kişisel profile, varsayılan profile geçiş yapıyorum. Burada karşıma Ice Cream Sandwich arayüzü çıkıyor. Tekrar iş profiline geçmek istersem yine bildirim bölümünde iş profiline geç diyorum ve görmüş olduğunuz gibi iş profiline bu şekilde geçiş yapıyorum. Tabii güvenlik ayarlarına girerek zengin ayarlar sunulmakta işim özelimde. Buradan güvenlik ayarlarını yaparak her geçişte iş profiline her geçişte şifre sorulmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde izinleri ayarlayabilirsiniz. Geçişi de görmüş olduğunuz gibi nasıl olacağını bu şekilde ayarlamak, belirlemek mümkün. Bu işim profilinin sayfasını ister yatayda ister dikeyde kullanabiliyorsunuz. Şöyle cihazı çevirdim ve görmüş olduğunuz gibi genelde Android cihazlarında bu şekilde bir yatay mod kullanımı yoktur. Ancak işim özelim uygulamasında yatayda da kullanım sunulmuş. Hem ana ekranda hem de uygulama menüsünde bu şekilde bir yatay kullanım görmekteyiz. Bu da işim özelimin esnekliklerinden bir tanesi sunmuş oldu. Bu şekilde yine uygulama menüsü içerisinde olan kişisel ikonuna kısa yoluna tıklayarak görmüş olduğunuz gibi kişisel profile, ana profile geri dönüş yapıyorum. Turkcell Maxi Pro 5'te 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor arkasında. Görmüş olduğunuz gibi otomatik odaklı ve LED flashlı bir kamera bu. Ve bu kamerada görmüş olduğunuz kamera uygulaması yardımıyla kontrol ediliyor. Hemen şu şekilde gösterelim. Maxi Plus 5'te Android'in ham kamera uygulaması kullanılıyordu. Ancak Maxi Pro 5'te Huawei'nin arayüzü kullanılmış. Huawei'nin cihazlarından tanıyoruz bu arayüzü. Oldukça rahat kullanımlı bir arayüz, bunu söyleyebiliriz. Yapmanız gereken de hemen şu şekilde çekimi gerçekleştirmek, odaklama yapılıyor. Bu şekilde hızlı çekim, nispeten hızlı sayılabilecek bir çekim yapılıyor. 720p video kaydı yapabiliyor bu telefon. 8 megapiksel kameralı telefonlarda genellikle 1080p kayıt özelliği görüyoruz. Ancak tahmin ediyoruz ki işlemci burada sınırlayıcı bir faktör. Bu nedenle 720p kayıtta yetinmek gerekiyor. Turkcell Maxi Pro 5 kullanıcıları 720p ile yetinmek zorunda. Her neyse, bu kadar söyleyeceğimiz Turkcell Maxi Pro 5 ile ilgili olarak şimdilik. İyi bir telefon gibi gözüküyor. Kullanışlı, performans açısından da fena olmadığını söyleyebiliriz. Teknoblog.com'daki ayrıntılı incelemede hem cihazda çekilmiş fotoğraflar hem de performans notları yer almakta. O inceleme arasında göz atmanızı tavsiye ederiz. Şimdilik bu kadar.